Özdemin Grubun sunmuş olduğu Adaylar Konuşuyor programı devam ediyor. Değerli izleyenler, Adaylar Konuşuyor kaldığı yerden devam ediyor. Berna Uğur Türksoy'un ardından ben Kadir Kaplan, Adaylar Konuşuyor'da bugün İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Alper Yağcı'yı ağırlıyorum. Sayın Yağcı, hoş geldiniz. Merhaba Kadir Bey, hoş bulduk. Bizi izleyen Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize hayırlı geceler diliyorum. Size de yayınınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Benim için ve Afyonkarahisar için önemli bir konuda hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Afyonkarahisarlı gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Belçika'da ve Almanya'da PKK sempatizanları Türk gurbetçilere saldırıyor değerli izleyenler. Bu noktayı da sürekli olarak takip ediyoruz ve haber bültenlerimizde paylaşıyoruz. O noktadaki tüm gelişmelerden an be an haberdarız ve Dışişleri Bakanlığı da bazı çalışmalar yürüttüğünü duyurmuş oldu. Maalesef üzücü bir konu. Maalesef üzücü bir olay. Biz de hem genel merkezimizin vesilesiyle hem de gurbetçi hemşehrilerimizle kurduğumuz diyaloglarla orada yaşanan olayları takip ediyoruz. Sanırım gurbetçilerimiz bu seçim döneminde oy kullanamayacaklarından dolayı birçok siyasi partinin gündeminde bu olaylar yok. Bu üzücü olaylarla ilgili gurbetçilerimizin yanında yer alan insanımız yok. Ama bizler İYİ Parti olarak hem genel merkezimiz nezdinde hem de Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizle kurduğumuz diyaloglarla onların yanında olduğumuzu ve onları desteklediğimizi beyan ediyoruz. Ve bu tür üzücü olayların yaşanmaması konusunda da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Yağcı ve sizi tanıyarak başlayacağız. Normalde bütün açıklamalarınızda bir ifade kullanıyorsunuz. Hem mektepli hem alaylı. Kısaca ben sizin özgeçmişinizi okuyacağım. 1981 doğumlu Alper Yağcı, kamu yönetimi lisans ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptığı Alper Yağcı. Gençlik Meclisi Başkanlığı yaptı Afyonkarahisar'dan. Parlamenter olarak 2,5 yıl temsilcilik yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, İYİ Parti İl Kurucu Disiplin Kurulu Üyeliği, Genel Merkez Mahalli İdareler Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı, yani genel merkezde de yine belediyecilik gibi alanlarda başkan yardımcılığı görevi yürütmüş. 3 dönem genel idare kurulu üyeliği ve 4,5 yıldır, aslında 5 yıla geldik artık, 5 yıldır İGM üyeliği yaptığı eğitim ve danışmanlık alanlarında ticari faaliyet gösteriyor. Alper Yağcı, sivil toplum örgütlerinde yönetim kurulu üyeliği var. Evet. Kampanyanızın ana mottosu hem mektepli hem alaylı Alper Yağcı. Nasıl tarif ediyorsunuz kendinizi? Belediyecilik noktasında aldığınız eğitim ve bugün adaylığınız, eğitim sonrasında ve öncesinde yapmış olduğunuz bazı siyasi faaliyetler sizi belediyeciliğe tam olarak hazırladı mı sizce? Evet, önemli bir giriş oldu. Çünkü Afyonkarahisar'ımızda tıkanan bir belediyecilik anlayışı var. Halka dokunmayan, sosyal belediyecilikten uzak ve tamamıyla ben yaptım olduğum zihniyetiyle yönetilen bir Afyonkarahisar Belediyesi var maalesef. Bizler hem geçmiş dönemde eğitimlerimizle ilgili bu konuda kendimizi hazırlarken yine sahada olarak da sürekli halkımızın içinde hem siyasi çalışmalarımızda hem sivil toplum örgütlerindeki çalışmalarımızda Afyonkarahisar'ımızın dertleriyle dertlenip onların çözüm yolları konusunda neler yapabiliriz, bunları sürekli irdeledik, proje haline getirdik ve Afyonkarahisar Belediyesi'ne talip olacağımız doyum noktasına geldiğimizde bu göreve talip olarak Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize hizmet etmek istedik. Elbette ki vatandaşlarımızda her işte olduğu gibi liyakata önem verdiklerini defalarca söylerler. Biz de liyakat konusunda kendimizi adaylar arasında en liyakatlı, en donanımlı, bu işin hem okulunu okumuş hem de sahada bizzat işin içerisinde bulunan alaylısı olarak çözüm noktasında Afyonkarahisar Belediyesi'ni aldığımızda kısa zamanda güzel dokunuşlarla Afyonkarahisar'ın vizyonunu geliştirecek bir şekilde getireceğimiz için kendimizde bu hazırlığı ve doyum noktasını hissettiğimiz için Afyonkarahisar Belediyesi'ne talip olduk ve vatandaşlarımızın oylarına talip olduk.
Şimdi işi ehline teslim etmek, yani olayın özü, sizin bahsettiğiniz konunun özü bu. Ama bu ifadeyi başkaca adaylar da kullanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi adayı Sayın Sezer Küçükkurt kullanıyor. Burcu Hanım bir taraftan milletvekilliği geçmişini bir siyasi tecrübe olarak vatandaşlara sunuyor. Yine AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay il yönetimindeki başkanlığını ve AK Parti'nin tecrübesini öne sürüyorlar. Sizce gerçekten adaylar arasında bu işin ehli diyebileceğimiz noktada mısınız siz? Ve eğitim anlamında, siyasi kariyer anlamında siz kendinizi diğer adaylardan önde görüyor musunuz? Yani bir iş, bu iş ehline teslim edilecekse o ehil benim diyor musunuz? Diğer adayların çok önünde görüyorum kendimi. Çünkü burada özellikle hemşehrilerimize şunu vurgulamak istiyorum. Afyonkarahisar Belediyesi'ne hizmet etmek öyle iki ay içerisinde verilecek bir kararla olacak bir iş değil. Afyonkarahisar Belediye Başkanı aday adaylığıyla ilgili ilk ve tek bu süreci yöneten benim. Yaklaşık 9 ay önce Afyonkarahisar'da belediye başkanlığına aday adayı olduğumuzu duyurduk. 27 Ağustos'ta Kocatepe'de, evet, Afyonkarahisar'ımızın kurtuluş gününde Afyonkarahisar'ımıza yeni bir nefes olmak için, memleketimize hizmet edebilmek için aday adayı olduğumuzu vurguladık ve gelinen noktada süreç 24 Ocak tarihinde Sayın Genel Başkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adaylığımızı ilan etmesiyle de aday olarak sahneye çıktık. Diğer bahsi geçen adaylarımıza baktığımız zaman hiçbirisinin aday adayı olmadığını tüm kamuoyu biliyor. Diğer siyasi partilerin kendi içerisindeki bir takım iç hesaplarından kaynaklı son anda adaylığı kucağında bulup tabiri caizse bu yola çıktıklarını da bütün hemşehrilerimiz biliyor. Daha kavga siyasetinden çıkıp da proje hazırlayamayan, proje ortaya koyamayan, sadece şehrimizdeki insanları kutuplaştırarak ya sol tarafta ya sağ tarafta olacaksın diyerek kutuplaşmış kavga diliyle bir siyaset yapmaya çalışıyorlar. Halbuki Afyonkarahisar'ın hizmete ihtiyacı var. Hizmet de projelerle olur. Afyonkarahisar'la ilgili bir sevdanız varsa Afyonkarahisar'da 8 ay önce yapılan genel seçimlerde milletvekili adayı olmazsınız, milletvekili olmazsınız. Dolayısıyla Afyonkarahisar'a gerçekten belediyecilik anlamında hizmet yapma konusunda bakıldığı zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 6 tane belediye başkan aday adayı varken hiç il başkanlığına bile vakit ayıramadığını belirten il başkanı belediye başkan adayı oldu. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nde başka aday adayı varken Milliyetçi Hareket Partisi'nde de dışarıdan bir adayla sürece dahil edildi belediye başkan adayı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıldığı zaman belki genel başkanlık yarışından sonra istediğini alamayan Burcu Hanım bu sefer yönünü değiştirdi. Bu dönemde Afyonkarahisar belediye başkan adaylığına talip olduğunu belirtti. Halbuki dediğim gibi Afyonkarahisar'a talip olan Afyonkarahisar'ın belediyesiyle birlikte aldığı sorumlulukla vizyonu değiştirmek isteyen bir insan çok öncesinden Afyonkarahisar'la ilgili hayalini aday adaylarıyla başlatıp bu süreci de projelerini hazırlayarak Afyonkarahisar'a yapacaklarını milletimize anlatarak geçirebilirdi. Ama bahsettiğiniz adayların hiçbirisinde böyle bir aday adaylığı süreci, böyle bir hazırlık süreci maalesef yok. Dolayısıyla da yarın Afyonkarahisar'a verebilecekleri hizmet noktasında kavga siyaseti dışında bir şey olmadığını tüm Afyonkarahisar'lı hemşehrilerimiz görüyor. Şimdi bu ifadelere mutlak bir cevap gelecektir. Siz Burcu Köksal'ın aslında Sayın Köksal'ın adaylığı istemediğini ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki bir il çekişmenin sonucunda belediye başkan adayı yapıldığını iddia ediyorsunuz. Buna muhakkak Sayın Burcu Köksal da cevap tabii verecektir. Tabii cevap verebilirler. Şöyle, 9 ay önce bir genel seçim yapıldı. Siz Afyonkarahisar Belediyesi'ne bu kadar sevdalıysanız, Afyonkarahisar halkına belediye anlamında hizmet etmek istiyorsanız, Afyonkarahisar'ın 6 vekilinden birini yok ederek, yok sayarak şimdi dönüp niye belediyeye aday olduğunuzu ifade ediyorsunuz? Eğer gerçekten Afyonkarahisar Belediyesi'ne hizmet etme anlayışında olduğunu biz inanmış olsaydık, bunu milletvekili adayı olmayıp, milletvekili olmayıp direkt Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını ilan ederek göstermiş olurdu. Bunun da böyle olmadığını tüm hemşehrilerimiz biliyor. Şimdi Sayın Burcu Köksal
bir milliyetçilik tartışmasının içerisinde AK Parti'nin İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'daydı. Burcu Köksal'ın yapmış olduğu DEM Parti çıkışına bazı örneklerle tepki gösterdi. Sonrasında Sayın Burcu Köksal milliyetçilik noktasında çakma milliyetçiler bilmez diyerek bir açıklama yaptı. MHP sürekli olarak milliyetçi aday biziz. Sayın Sezer Küçükkurt bunu kullanıyor sürekli olarak ve siz de ülkücü geçmişi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nde geçmiş dönemde Merkez İlçe Başkanlığı yapmış olan İYİ Parti'de yine milliyetçi çizgide olan bir parti. Uzun yıllardır kuruluşundan beri görev yapan bir belediye başkan adayısınız. Bir milliyetçilik yarışı var. Biraz önce söylediğiniz kutuplaşma ve bir taraftan da en milliyetçi aday kim yarışı var. Yani hizmetler, projeler evet konuşuluyor. Çok sayıda projeler var. Sizin de yine burada getirmiş olduğunuz mini kitapçık içerisinde pek çok dikkat çekici proje var. Ama milliyetçilik noktasında da bir tartışma bu projeleri gölgeliyor. Yani en milliyetçi adayı seçiyor gibiyiz şu anda. Bu parametre yapılsa, yani bir milliyetçilik parametresi yapılsa, siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Şimdi olayın bu açıdan bakıldığı zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi projelerden çıkıp sanki birileri çok milliyetçili, birileri az milliyetçi noktasına getirilmek istenmesi konusunda bir yanlış politika uygulanıyor. Bence böyle bir yarışa girildiği zaman bu konuyla ilgili yarışı açan Burcu Hanım burada en son sırada yer alır. Çünkü şu an internete girdiğimiz zaman Burcu Köksal'ın bugün burada konuştuğunun dün konuştuğuyla aynı olmadığını, bugün burada teşkilatı bile olmayan partiyle ilgili ithamlarda bulunurken dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o partinin belediyelerine kayyum atanırken onlara nasıl itiraz ettiğini ve o partinin milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırırken o fezlekeyi nasıl yırtıp attığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla dün PKK'yla kol kola olan, terör örgütüyle kol kola olan bir partinin milletvekilini ve o partinin belediye başkanını mecliste savunan bir zat-ı muhteremin bugün söylediği iki cümleyle Afyonkarahisar'da milliyetçiliği ele alması veya kendisini o alanda önde gibi göstermesi bence gülünecek bir durum. Çünkü insanlar bir söz söylerken geçmişiyle çelişmemesi lazım. Biz bugün ne kadar hayatımız ve hayat anlayışımız anlamıyla ülke ocaklarında yetişmiş, kendimizi ülkücü olarak görüp ve ülkücülük üzerine kurulu bir düzeni hayatımıza inşa etmeye çalışan bir insanız. Biz Afyonkarahisar'da hem Afyonkarahisar milliyetçiliği noktasında hem Türk milliyetçiliği noktasında hem de Atatürk milliyetçiliği noktasında kendimizi her zaman ispata bile gerek görmeyecek şekilde halkımızın teveccühüyle ispatlamış, siyasetimizi bu yönde geçirmiş bir insanız. Dolayısıyla bu açıdan bir yarışta Burcu Hanım bence yarışı açan kendisi doğru bir yarışta olduğunu ben düşünmüyorum. Hizmet konusunda projelerin öne çıkmasını düşünüyorum. Ama böyle bir yarışta Burcu Hanım kendisine en son sırada yer bulabilir. Onu ifade edeyim. Biraz önce bazı ifadeler kullandınız. Burcu Köksal ve CHP'nin bazı kurduğu ilişkiler, yaptığı ya da yapmadığı açıklamalar üzerinden. Ama şunu hatırlatmak lazım. İYİ Parti'de o dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile bir seçim ortaklığı yürüttü 2019 seçimlerinde ve 2023 seçimlerinde. Yani İYİ Parti de o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ile iyi ilişkiler kuruyordu. Şimdi burada önemli bir nüans var. İYİ Parti asla o ittifaka, bahsettiğimiz terör örgütüyle bağlantılı olan partinin asla dahil olmaması şartıyla bir ortaklık kurdu ve bununla ilgili bir seçim içerisinde bulundu. Ama son yaptığımız genel seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı net bir şekilde görüldü ki bugün kent uzlaşısı altında görüyoruz. DEM Partisi ile yaptığı birliktelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tercihi oldu. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener de Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu konudaki tavrını ve hissiyatını bildiği için bu konuda artık yolların ayrılması gerektiğini, İYİ Parti'nin milliyetçi, muhafazakar, kalkınmacı ve demokrat kimliğiyle yoluna tek başına devam etmesi konusunda net bir çizgi koydu. Ki Sayın Genel Başkanımızın ne kadar haklı olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kongresinde de gördük. Her iki genel başkan adayı da cezaevindeki Selahattin Demirtaş'a selam göndermeyi ihmal etmezken
biz o masadan ayrılıp İyi Parti'nin vatandaşımıza üçüncü bir yolu açmasını ve iki kutuplu siyasetten sıyrılıp kendisine yeni bir yön çizmesi gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Halkımız da bunu net bir şekilde ekranlardan izleyerek görmüş oldu. Yine bir taraftan da bu milliyetçilik noktasında açıklamaları yaparken diğer taraftan da sosyal medyada paylaştığınız bazı videolar çok ses getirdi. Özellikle Afra'yı temeli konusunda ya da kentsel dönüşüm konusunda özellikle kentsel dönüşüm konusundaki yapılan video profesyonel bir videoydu. Şehir içinden mi, şehir dışından bir ekiple mi çalışıyorsunuz veya sizin kendi ekibiniz Bizim mi? Bizim kendi ekibimiz. Biz bakın siyasi çalışmalarımızın hepsini kendi içimizdeki bu işe gönül vermiş ve Afyonkarahisar'a sevdalı insanlarla birlikte yürütüyoruz. Bizim maddi imkanlar açısından da diğer siyasi partilerle belki çok fazla yarışamayacak kadar bir bütçemiz var. Ama biz o bütçeyi gerçekten doğru bir şekilde halkımıza ulaşma noktasında doğru ve verimli kullanmak istiyoruz. Biz Afyonkarahisar'da şunu ifade etmek istiyoruz. Afyonkarahisar'ın hayal projelere ihtiyacı yok. Afyonkarahisar'ın artık gerçekten vatandaşa dokunan sosyal belediyecilik anlamında vatandaşın kendisini belediye ile birlikte yürüdüğünü hissettiği projelere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan da bakıldığı zaman özellikle vatandaşlarımız çok iyi hatırlayacaktır. Askeri havaalanının sürekli sivil havaalanı olarak açılacağıyla ilgili bitmek bilmeyen iktidarın bir projesi var. Yine her 5 yılda bir Ataköy bölgesine yapılmak istenen bir devlet hastanesi ama üzerinden 15 yıl geçmiş hala böyle bir uygulanmayan proje. Yine Afya'ya baktığımız zaman verilen sözlerin tutulmadığı, verilen tarihlerin tutulmadığı, açılışının bir türlü gerçekleşmediği bir proje. Kentsel dönüşümle ilgili bakıldığı zaman orada birçok vatandaşımız mağdur olmuş, birçok vatandaşımız mağdur edilmek istenmiş ama sanki mağdur edenler kendileri değilmiş gibi şimdi o dönemin il başkanı sanki bütün bunlara gözünü kapatmamış, kulağını tıkamamış gibi bugün yeni projelerle, yeni vaatlerle sanki başka bir siyasi partinin adayıymış gibi bu işleri yapmakla ve vatandaşlarımıza bu konuda tek alternatifin kendileri olduklarını iddia eden birçok söylemleri var. Biz bununla ilgili geçen günlerde yine bir açıklama yaptık. İkinci belediye şehir çarşımız yıkıldı. Orada 55 tane esnafımız mağdur edildi. Daha 55 tane esnafımızın 19 ayı geçmiş üzerinden hala onlarla ilgili bir ödeme yapılmamış. Şimdi Mısri Camisi'nin bölgesindeki kentsel dönüşümden bahsediyorlar. 2000 tane toplu konuttan bahsediyorlar. Siz daha 55 tane vatandaşın hakkını ödeyememişsiniz. Gelinen noktada gerçek belediyecilik adı altında bir önceki belediyeyi ve belediye anlayışını yok sayan bir siyaset izliyorlar. Sayın Ulçay'a sormak istiyorum ben. Bir önceki belediye hangi partinin belediyesiydi? Ve o partinin il başkanı kimdi? Bugün yaptığı açıklama gerçekten ayrı bir bakış açısıyla baktığımız zaman akıllara zarar veren bir açıklama. Hemen göreve gelir gelmez müfettiş isteyeceğim diyor. Müfettiş isteyecek kadar sıkıntılı gördüğünüz bir belediyenin siz o dönemde il başkanı değil miydiniz? Niye müdahale etmediniz? Niye yanlışlara dur demediniz? Evet doğru. Şeffaf belediyecilik anlamında bakıldığı zaman maalesef Afyonkarahisar Belediyesi'nin sınıfta kaldığını hep beraber görüyoruz. Yapılan işlerin başlama tarihi belli değil, bitiş tarihi belli değil, muammer bedeli, ihale bedeli hiçbirisi ne sitede var ne ihale yerlerinde var. Vatandaşımızın belediyeden almak istediği hiçbir bilginin maalesef belediye sayfalarında yeri yok. Bu konuyu siz mi takip ediyorsunuz? Belediye meclis üyesi arkadaşlarınızla mı istişare yapıyorsunuz? Hep birlikte ekip halinde sürekli bunları irdeliyoruz. Yani şu an mevcutta görev yapmış olan ve görevi teslim edecek olan isimleri söylüyorum. Yani İyi Parti'nin mevcut belediye meclis üyesi adaylarıyla istişare yaptık. Tabii onlarla da zamanında istişare yaptık. Şu anda da kendimiz bu istişareyi devam ediyoruz. Yeni belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarımızla. Ve gelinen süreçte bugün vatandaşlarımız şu an Afyonkarahisar Belediyesi'nin sayfasına girsinler. Bu ihalelerle ilgili, bu ihalelerin bitiş tarihiyle ilgili veya ne kadara mal olacağıyla ilgili bir bilgi almak istedikleri zaman maalesef tertemiz bir sayfa çıkıyor kendilerinin karşısına ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin maalesef şeffaflıktan uzak ve ben yaptım oldu zihniyetiyle yönetildiğini bir kez daha hep beraber görmüş oluyoruz.
Eleştirileriniz anlamlı. Belki hani Afray konusunda biz de eleştiri yaptık. Havalimanı konusunda eleştiri yaptık. Yüksek hızlı tren pek çok şehre büyük değer katıyor. Onun da gelmemesi ya da sürekli tehir edilmesi yine eleştiri konusu oluyor ama 34 proje sözü vermiş Mehmet Zeybek. Hatırladığım kadarıyla 74 proje yaptık diye ilanlarını şehirde bazı noktalara astırdı, paylaştı. Yeterli gelmeyen nedir? Yani 34 proje bir tarafta, iki katı neredeyse proje var, hatta belki daha fazlası. Şimdi bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Ambar yolunu tek yön yaptık trafikte ve o zaman basında çıkan haberlere baktığımız zaman Sayın Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in bir açıklaması vardı. Dedi ki biz esnafımızla görüştük, istişare yaptık, anket yaptık ve bu yolun tek yönü olmasına karar verdik. Biz esnafımıza ziyaret turları yaparken Ambar yolu esnafımızla dolaştık ve yolun tek yön olmasını, tek yön olduktan sonra trafiğin rahatlayıp rahatlamadığını ve bu duruma niye böyle bir karar verdiklerini sorduğumuzda Ambar yolundaki hiçbir esnaf böyle bir sorunun kendilerine sorulmadığını, öyle bir haberi okudukları zaman kendilerini de şaşırdığını ama kendilerine trafiğin tek yöne çevreciyle ilgili bir konunun söylenmediğini ifade ettiler. Dolayısıyla Sayın Mehmet Zeybek'in ben bu örnekten çıkarak verdiği beyanatlarla, gazetede çıkan haberlerle, basında çıkan haberlerle yapılanların birebir eşleşip eşleşmediği konusunda ciddi soru işaretleri var. Ve bu konuda Afyonkarahisar'da insanlarımıza ziyaretlerde bulunduğumuz zaman bakın size şunu söyleyeyim. Ne sivil toplum örgütleri, ne meslek odaları, ne esnafımız, ne vatandaşımız, ne pazarcı esnafımız bu dönemde olduğu kadar Afyonkarahisar Belediyesi'nin iletişime kapalı olmadığını ifade ediyorlar. İlk defa bu dönem bu kadar iletişime kapalı, ilk defa ben yaptım oldu zihniyeti ve vatandaştan uzak bir anlayış. Dolayısıyla eksik olan nedir diye sorduğumuz zaman bunu bütün vatandaşımıza soruyoruz ve eksik olan birçok işin olduğunu ve aslında yapılan hiçbir şeyin vatandaşa dokunan değil de belli bir takım rant çevrelerine hizmet ettiğini görüyoruz. Afyonkarahisar'ın en büyük talihsizliği o. Afyonkarahisar 10 kişiden büyüktür diyorum ben her zaman. Nedir bu 10 kişi dedikleri zaman Afyonkarahisar her dönem belli bir takım zenginlere hizmet etmeden kendisini alamamış. Afyonkarahisar'ın tüm mahallelerine giden eşit bir hizmet yok. Afyonkarahisar Belediyesi'nin bir yanda mahallelerinde altyapının olmadığı, kanalizasyonun olmadığı mahalleler dururken sürekli belli rant çevreleri parasına para kazansın diyerekten belli bölgelere hizmet akıttığını vatandaşlarımız görüyor. Burada adaletsizlik var. Dolayısıyla insanlarımız Afyonkarahisar'a hizmet etme noktasında adaletsizliği gördüler. Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz şunu istiyor. Her mahalleden her insanımız belediyeye aynı su parasını, aynı çevre vergisini ödüyorsa aynı eşit seviyede hizmet almak istiyor. Ve biz bu konuda Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize birincisi eşit hizmeti ve adaletli hizmeti vaat ediyoruz. İkincisi de Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin parasının asla hiç kimseye peşkeş çekilmeden tamamıyla kendisine hizmet edebileceği bir hale gelmesini istiyoruz. Bu Afyonkarahisar'da çözülmesi gereken en büyük sorundur diye düşünüyorum. Zenginlik konusuna gelmişken Kanal 3 olarak size mikrofon uzattık ve mal varlığınızı sorduk. Yapmış olduğunuz açıklama ses getirdi. Başkaca adaylar da açıklamaya başladılar. Bugün Sayın Sezer Küçükkurt açıkladı ve haber bültenimizde de vatandaşlarla paylaştık. Tekrar etmek ister misiniz? Mal varlığınızı yeniden açıklamak ister misiniz? Ve mal varlığını açıklamayı ne kadar önemli buluyorsunuz? Şöyle, mal varlığımızı elbette ki her zaman her ortamda açıklarız. Öncelikle onu ifade edeyim. Ailemize ait bir otomobilimiz var. Onun dışında çoğu vatandaşımız gibi evimiz kirada, esnafız, iş yerimiz var. İş yerimizde çoğu esnafımızın olduğu gibi kira. Dolayısıyla biz baştan beri halkımızın içinde, halkımızın dertleriyle dertlenen
ve onların sorunlarını birebir yaşayan insanız derken de bunu başına boşuna söylemiyorduk. Dolayısıyla biz mal beyanımızı çok net ilk soru sorulduğu anda açıkladık. Diğer yerel basındaki arkadaşlarımız evimize ziyaret etmek istedi. Onlara da evimizin kapılarını açtık. Onlara evimizi açtık, ailemizi tanıttık. Bunların hiçbirinden çekinmedik. Burada aslında çok önemli şeyler var. Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz bu dönem gerçekten tanıdığı, bildiği, geçmişini bildiği ve geçmişiyle bugünü birbiriyle çelişmeyen insanlarla bir yol almak istiyor. Bu konuda bakıldığı zaman elbette ki insanların kendisiyle ilgili mal varlığını gizlediği, ailesinin kapısını ekranlara açıp Afyonkarahisarlara evinin içinden bir seslenişte bulunamadığı bir ortamda halktan daha adayken gizlediği bir şeyler var ise acaba kazandıktan sonra neler yapar soru işaretini vatandaşımız kafasında soruyor. Biz bu konuda şeffaf belediyecilik derken şeffaf bir belediye başkanı olduğumuzu da net bir şekilde ifade ediyoruz ve bu konular insanlarımızın gerçekten dikkat ettiği, görmek istediği, merak ettiği konular. Bu konuda şeffaf olan insanların da Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz tarafından takdir göreceğini de ben inanıyorum ve bu açıdan da bu tür açıklamaları önemsiyorum. Evet, projelerinize geçeceğiz. Başkaca sizi yine yükseltecek sorularım olacak. Onları da yine ileri dakikalara saklıyorum. Şimdi yükseldiğimi bilmiyorum ama ben bu seçim atmosferinde elimden geldiği kadar Afyonkarahisar'a sevgi dilini oturtmaya çalışan, sevgi diliyle çok şeyin halledebileceğini savunan bir adayım ve dolayısıyla Afyonkarahisar'da hemşehrilerimizle cenazelerimiz bir, üzüntülerimiz aynı, düğünlerimiz aynı, heyecanlarımız aynı. İnsanların birbirini kırmaya, üzmeye hakkı yok. Sadece şunu söylemek istiyorum burada. Yükselme dediğimiz konu belki şu olabilir. İnsanlar olmadığı bir şeyi olmuş gibi göstermesinler. Bugüne kadar yapmadığı bir şeyi örtüp, çizgi çekip sanki bundan sonra yapacakmış gibi halkımıza göstermesinler. Oldukları gibi davransınlar, biz de olduğumuz gibi davranalım. Tek istediğimiz konu bu. Dolayısıyla biz elimizden geldiği kadar mütevazi bir seçim kampanyası istediklerimizi, yapmak istediklerimizi, Afyon'a sunmak istediklerimizi anlatırken kullandığımız sevgi dili bizim için en değerli olan şeylerdendir. Bakın İzzet Begoviç diyor ki, asıl savaşı düşmanınıza benzediğiniz zaman kaybedersiniz. Şu an düşmanına benzeyen o kadar çok aday var ki, Afyonkarahisar halkı bunun takdirini mutlaka verecektir. Bu bir savaş değil yani, düşman derken adaylar mı birbirini düşman? Adaylar birbirini düşman gibi görüyor. İlk soruyu da siz sorarken birbirlerine kutuplaşmalar, kavgalar ve kavga dili üzerinden Afyonkarahisar'da bir kutuplaşma meydana getirmeye çalışıyorlar. Bunları projeler üzerinden yapmaları gerekirken kavga dili üzerinden yaptıkları zaman insanları ve adaylar birbirlerini sanki düşmanmış gibi insanlara lanse ediyorlar. Halbuki bizler, adaylar ve siyasiler ne kadar çok örnek davranışlarda bulunursak milletimiz de bu konuda o kadar rahat nefes alacaktır. Kutuplaşmayacaktır. Birbirine düşman gibi bakmayacaktır. Bizim yapmak istediğimiz bu. Bizim ortaya koymak istediğimiz sevgi dili dediğimiz bu. Ben kelimesini artık Afyonkarahisar duymak istemiyor. Biz olduğumuz zaman başarabiliriz. Biz olduğumuz zaman çoğu işin üstesinden gelebiliriz. Ve Afyonkarahisar'da az sonra projelerimize geçeceğiz. Trafik başta olmak üzere, kentsel dönüşüm başta olmak üzere, ilimizde bir türlü başarılamayan kültür sanat etkinlikleri, spor etkinlikleri, festivaller, insanımızın sosyal bir şehirde yaşadığını ortaya koyan çalışmalar başta olmak üzere ortaya koyacağımız birçok projenin temelinde biz kelimesi yatıyor. Niye biz kelimesi yatıyor? Hep birlikte karar alırsak, hep birlikte uygularsak başarı gelir, mutluluk gelir, bu şehre huzur gelir. Bu şehre kendi içerisinde, kendi yönetimleriyle, kendi partisiyle kavgalı olanların getirebileceği bir huzur olamaz. Kendi partisiyle kavgalı olan yarın belediye başkanlığına geldiği zaman kendi belediye çalışanıyla kavgalı hale gelir. Kendi çalışanıyla kavgalı olan yarın kendi halkıyla kavgalı hale gelir. Peki Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizi buna sürüklemeye ne mecburiyetimiz var? Böyle bir hakkımız var mı? Biz Afyonkarahisar'a hizmet etmek için geliyoruz derken kavgayı getirdiğimiz zaman Afyonkarahisar bundan ne kazanacak?
Dolayısıyla biz asla ben kelimesini kullanmayan, sevgi dilini ortaya koyan, biz diyen yönetim anlayışını mutlaka Afyonkarahisar'a kazandırmak istiyoruz. Vatandaşımız asla ne yağmacı siyasete mecbur, ne de kavgacı siyasete mecbur. Afyonkarahisar'da hemşehrilerimiz açtığımız bu üçüncü yolda gerçekten Afyonkarahisar'a projelerini hazırlamış, sevgi dilini diline dolamış ve sürekli Afyonkarahisar'da sevgi, saygı ve mutlulukla bir gelecek vaat eden adayla yürüdüğü zaman, işi ehline verdiği zaman Afyonkarahisar'daki birçok sorunumuzu çok kısa zamanda çözeceğimize ben inanıyorum. Evet. Yani çizdiğiniz profil bugüne kadar hep güleç bir yüz ve kavga dilinden uzak bir siyaset anlayışıydı. Ama net söylemek lazım ki bugün en sert mesajlarınızı veriyorsunuz ki buna mutlaka her taraftan cevap geleceğini düşünüyorum. Afyon'un trafik sorunu bana kalırsa ciddi bir sorun yok. Yani en geç giden kişi belki trafikte 15 dakikasını kaybediyordur. Yine bir problem ama büyük şehirlere nazaran ben Afyon'da ana bir trafik sorunu olduğunu düşünmüyorum. Yani bu ana bir sorun değil. Belki tali bir sorun olabilir. Sadece şehirler gelişiyor, nüfuslar büyüyor, büyük şehirler boşalıyor, küçük şehirlere taşınıyor, farklı yerleşim yerleri kuruluyor. Gelecekte büyük şehirler gibi ciddi bir trafik sorunu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Onun için de bugünden adım atılmalı. Bir konu hatırlıyorum, Ruhanettin Çoban'ın belediye başkanlığı döneminde bir esnaf şunu söylemişti belediye başkanı Ruhanettin Çoban'a. Bu trafik sorununu lütfen çözün demişti. Ruhanettin Çoban da şunu söylemişti. Buralar kaç yıllık yerleşimler, ne yapmam gerekir? Yani bu binaları komple yıksam ancak o zaman trafik sorunu çözülür demişti. O gün onun sorunu değildi bu. Çünkü daha önce yapılması gerekirdi. Daha önce bunların planlarının hazırlanması gerekirdi. Burada eğitiminize uygun, yerel yöneticilik eğitiminize uygun bir planınız var mı? Afyon'u bugün 5 yıl yönetebilirsiniz belki ama 25 yılını da kurtaran isim olabilirsiniz. Trafik sorununun gelecekte katlanarak büyümemesi için ne yapacaksınız? Evet. Şimdi özellikle bahsettiğiniz gibi belediye başkanları sadece kendi dönemlerini değil, en az Afyonkarahisar'ın 20 yıl sonrasına hitap edecek bir anlayışla çözüm önerilerini ortaya koymak zorundadırlar. Biz de bu açıdan bakıldığı zaman trafik özellikle şehir merkezinde ciddi bir sıkışmaya sebep olduğu için vatandaşlarımızın çok mağdur olduğu bir konu haline geliyor. Ve maalesef burada kan kaybettiğimiz bir durum daha var. Özellikle il dışından Afyonkarahisar üzerinden geçen yerli ve yabancı turistlerin de artık Afyonkarahisar merkezdeki trafik sıkıntısıyla ilgili durumu bildikleri için çarşı merkezine gelmemeleri ve çarşı merkezdeki esnafımızın da ekonomik anlamda da sıkıntı çekmesine sebep olan durumlar var. Biz öncelikle Afyonkarahisar'da bir trafik master planının yapılmasını istiyoruz. Çok özür dilerim. Alışveriş yapacağım zaman çarşıya gitmiyorum. Ben bunu söyleyeyim çünkü park yeri aramaktan sıkıldım. Çift sıra park eden araçların umursamazlığından sıkıldım ve bir şey alacağım zaman AVM var. Otoparkına bırakıyorum arabamı, AVM'den alıyorum. Evet. Bu kadar. Biz bu açıdan Afyonkarahisar merkezin mutlaka hem kendi hemşehrilerimizin hem il dışından misafirlerimizin çok rahatlıkla gelebileceği, aracını park edebileceği ve Afyonkarahisar merkezdeki çarşı esnafımızın eski ekonomik refahını kavuşabileceği bir yolu mutlaka bulmak istiyoruz. Bununla ilgili dediğim gibi ilk önce bir trafik master planımızı ortaya koyacağız. Şimdi adaylarımızın da genelinde aynı şeyler var ama Afyonkarahisar'daki eski Bağkur binasının olduğu yere katlı otopark veya 2. Belediye Şehir Çarşısı'ndaki mağdur edilen o 55 esnafımızla helalleşip onlarla ilgili gerekli ödemeleri yaptıktan sonra oraya bir katlı otopark yapmak evet doğru ama şimdi özellikle Ataköy Harbiş bölgesinden gelen ve Kurtuluş Caddesi'nde var olan tıkanıklık, şehir trafiğindeki merkezdeki tıkanıklığı siz sadece o iki yerdeki otopark sorunuyla çözeceğinizi ifade ederseniz zaten burada bir yanılgıyla başlarsınız. Zira o insanlar o bölgeye gelene kadar zaten trafiğin bütün çilesi çekilmiş oluyor. Önemli olan Kurtuluş Caddesi itibariyle de bu işe çözüm bulabileceğiniz önerilerinizin olması lazım.
Biz öncelikle o iki modern otoparkın devamında Afyon Karahisar'a hem bir yeni meydan kazandırmak istiyoruz, hem de onun altına eksi katlara doğru gidecek katlı otoparkımızı yapmak istiyoruz. İmaret Camisi'nin yan kapısıyla karşısındaki bulunan kahvehanelerin bulunduğu alanı bir imaret meydanı haline getirmek istiyoruz. Buradaki birinci önceliğimiz şu: Kurtuluş Caddesi'nden gelen trafik yoğunluğunun azaltılması ve oradan gelen insanların çarşı merkezinde işleri varsa eski Bağkur binasına veya ikinci belediye şehir içerisine gitmesine gerek kalmadan, o şehrin tam merkezindeki alana girmeden hemen otoparka kavuşmalarını ve oraya araçlarını bırakarak şehir merkezine bir trafik sıkışıklığının gelmesini istemiyoruz. Ve bu boyutta da ilk adımı orada atmak istiyoruz. Bunun devamında Afyonkarahisar'da alternatif var olan yollarımız var. Bu yolların daha işlevsel hale gelmesi için gerekli önlemleri alıp çarşı merkezinde işi yoksa Ataköy Harbiş bölgesinden gelip Uydukent bölgesine çıkmak isteyen vatandaşlarımızın çarşı merkezine uğramadan rahatlıkla kullanabilecekleri bir alternatif yolu oluşturmak istiyoruz. Ve bununla ilgili üçüncü yolumuz da mutlaka Afyonkarahisar'da, aslında ikinci büyük soruna da geçeceğiz, kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümü biz mutlaka Mısri Mahallesi'nin olduğu bölgede gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili kanayan yarayı sona erdirmek istiyoruz. Çünkü az önce ifade ettiğiniz, biz orayla ilgili bir video klip yayınladığımızda o evlerin ne halde olduğunu, o bölgenin nasıl işler acısı halde olduğunu hep birlikte gördük. Hak sahipleriyle görüştünüz mü? Hak sahipleriyle görüştük. Kentsel Dönüşüm Derneğimiz var. Onlarla görüştük ve onlara çözüm önerilerimizi ilettik. Onlardan da takdir gören önerilerimiz arasında güzel önerilerimiz var. Ve biz istiyoruz ki kentsel dönüşümü de başardığımız zaman orada uygulanacak ferahlık ve rahatlık da trafiğe çözüm noktasında bir ilaç olacaktır. Biz Afyonkarahisar'daki projelerin birçoğunun birbirine zincirleme bağlı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu projeleri gerçekleştirdikçe zaten kentsel dönüşümü yaptığınız zaman oradaki hak sahipleri daha modern bir Afyonkarahisar'da yaşar hale gelecekler. Ve o Mecidiye bölgesindeki genişlemeden kaynaklı trafikte bir rahatlama olacak. Ve özellikle biz Afyonkarahisar'daki kentsel dönüşümdeki hak sahiplerine 3 önerimizi ilettik. Buradan tekrarlamak istiyorum. Birincisi, göreve gelir gelmez oradaki kendi mülkleriyle ilgili değerlemeyi bir an önce yapıp onların isterlerse cebinden para çıkmadan Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait olan arsalardan birebir uygun olanlarla takasını yapmak istiyoruz. İkincisi, yine değerlemesini yapıp isteyen vatandaşlarımıza Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait var olan konutlardan birebir takas yapmak istedikleri varsa hemen takasını gerçekleştirmek istiyoruz. Üçüncüsü ise, ben mahallemde yaşamak istiyorum ve mahallemde devam etmek istiyorum dendiği zaman biz Mısri Camisi'nin tarihi dokusuna da zarar vermeden ve orayı da koruyarak mutlaka azdan çoğa giden katlı bir modern kentleşmeyi oraya proje şeklinde uygulayıp 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleri de koyarak vatandaşlarımız dilerse cebinden para çıkmadan orada birebir takas imkanı sağlayacaklar. Dilerlerse daha büyük yerlerde de alım hakkına sahip olabilecekler. Ve özellikle Mısri Cami bölgesindeki kentsel dönüşümün olduğu alanlarda var olan dükkan sahipleri mutlaka yine dükkanına kavuşacak şekilde bir düzenleme yapacağız. Şu an önerilen, mevcut iktidarın önerilen taslağında her dükkan sahibinin yeniden dükkanına sahip olamayacağı bir anlayış var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Oradaki hak sahiplerinin mutlaka hakkını koruyarak bir yapıyı ortaya koymak istiyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşümde o dediğimiz ben yaptım oldu zihniyetini bir kenara bırakıp biz yaptık oldu diyerek hareket edip onlarla birlikte konuşup onların istediği bir kentsel dönüşümü mutlaka ortaya koymak istiyoruz. Oradaki binalarda maalesef zaman zaman şahit oluyoruz. Madde bağımlıları oradaki terk edilmiş evleri kullanıyorlar. Ve maalesef ilimizde artık güvenli olmayan sokaklar meydana geliyor. Ve yine maalesef madde bağımlılığı
bizim Afyonkarahisar'ımızdaki çocuklarımızda da yaş olarak her geçen gün daha küçük yaşlardaki çocuklarımıza, gençlerimize kadar iniyor. Biz bunların hepsinin önüne geçmek için bir an önce Mısri Camii bölgesindeki kentsel dönüşümü sağlayarak o bölgedeki, bakın şu an ekranlarda da görüyorsunuz, Afyonkarahisar gerçekten 2024 yılına girdiğimizde bu görüntüyü hak etmiyor. Bu görüntüdeki evleri hak etmiyor. Biz buranın bir an önce modern bir yapıya dönüşmesini istiyoruz. Ve buradan bir konuya daha girmek istiyorum. Buranın devamında Mecidiye'ye gittiğiniz zaman maalesef şu an şu saatlerde artık o bölgeler halkımız tabiriyle güvenli bölge olmaktan çıkmış durumda. Maalesef sığınmacılar tarafından ele geçirilmiş ve biz gettolaşma dediğimiz özellikle yabancıların yoğunlaştığı alanlarda da bir an önce kentsel dönüşümü başlatıp onların o yoğunlaşmasının önüne geçip bir an önce o bölgelerin huzurlu, güvenli ve tekrar Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin mutlu bir şekilde yaşamasına vesile olmak istiyoruz ki sığınmacılar artık Afyonkarahisar'da ciddi bir şekilde misafirlik boyutunu aştı. Bizim huzurumuza artık sıkıntı çıkartır hale geldi. Bakın Sayıştay raporlarında yaklaşık 1100 civarındaki işletmenin kaçak olarak işlemine devam ettiği ve o şekilde çalıştığı tespit edilmiş. Ve bunların birçoğu da sığınmacıların veya kaçak göçmenlerin açtığı iş yerleri. Bunlarla ilgili bir sosyal olay ortaya çıktığı zaman hemen gereğini yapıyorlar. Nitekim kısa zaman önce hatırlarsınız İmaret Camisi'nin karşısında bir kuyumcu açılmıştı. Sosyal medyada hepimiz dahil bu konuyla ilgili tepkimizi dile getirince hemen gidildi, işlem yapıldı. Ve bunu hepimiz biliyoruz ki bu sosyal tepki olmasaydı orası da şu an işlemlerine devam eden, çalışan bir iş yeri olacaktı. Biz göreve gelir gelmez özellikle iş yeri açma ruhsatı olmayan iş yerlerini hemen kapatacağız. Yabancı tabelaları hemen sökeceğiz. Kaçak göçmenlere ev ve iş yeri veren yerlerin belediye ile bir an önce ilişiğini kesip belediyelerden hizmet almasını engelleyeceğiz. Ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin sosyal yardımlarından ve sosyal haklarının hiçbirinden sığınmacı arkadaşları faydalandırmayacağız. Çünkü artık Afyonkarahisar gerçekten vatandaşının mutlu olduğu bir huzurlu kent haline gelmek zorunda. Bu huzuru bozan kim varsa da asla buna müsaade etmeyeceğiz. Bu konudaki net taahhütlerimizi de basına daha önceden duyurduk. Bu yine bir şeyi ifade etmekte çok önemli yarar görüyorum. Bizim sığınmacılarla ilgili ortaya koyduğumuz söylemlerle genel merkezimizin söylemleri birebir aynıdır. Bu çok önemli bir şey. Bir yanda siz bir şey söylersiniz, bir yanda genel merkeziniz ona tezat bir şey söyler ve dolayısıyla sizin söylediğiniz her şey yarın kazandığınız zaman askıda kalır. Biz sığınmacılar ve onların ilimizden nasıl gönderileceğiyle ilgili ortaya koyduğumuz ve açıkladığımız söylemler tamamıyla bizim ve aynı zamanda birebir genel merkezimizin politikasıdır. Evet, kentsel dönüşümle başladık bu konuya ve kentsel dönüşüm sorusunun hemen ardından tabii deprem sorusu geliyor. 6 Şubat'ta gördük ki belediyelerin en önemli karnesini depremler veriyor. Hatay'da Erzin ve Belen gibi ilçeler depremden çok hasar almadan kurtulurken, örneğin Antakya Kırıkhan gibi belediyelerde çok büyük hasar aldı. Bunda sadece belediyelerin sorumluluğu değil, fay hattının o ilçeye yakınlığı, zemin gibi noktalarda oldukça önemli. Afyonkarahisar'a geldiğimiz zaman da Uydukent konusunda ciddi tereddütler var. Vatandaşlar deprem konusunda Afyon'un geneli bir sağlam kaya zeminine oturmuş olmasına rağmen vatandaşlar dolayısıyla korku içinde doğal olarak. Depreme karşı siz projeleriniz arasına neleri aldınız? Depreme karşı ben Afyon'u hazırlarım. Allah korusun yarın bir deprem olduğunda ben şu kadar süre içerisinde şehrimi depreme hazırlamış olurum ve o süreden sonra olan depremlerde de sorumluluk kabul ederim diyebiliyor musunuz şu anda? Tabii ki bir belediye başkanı olduğunuz zaman o şehrin artık o saatten sonra her türlü hazırlık konusundaki görev size düşüyor. Biz Afyonkarahisar'ın
deprem bölgesi olmasından kaynaklı mutlaka gerekli tedbirlerin alınması konusunda hem projelerimizin arasına koyduğumuz projelerle hem de konuştuğumuzda söylediğimiz söylemlerle mutlaka insanımızın kendisini hazır hissedeceği bir atmosferi oluşturmakla kendimizi mükellef hissediyoruz. Bununla ilgili özellikle depreme yönelik prefabrik evlerin olduğu ve öyle bir alanda müstakil, hazır, hem deprem çantalarımızın olduğu, hem ilk yardım malzemelerimizin olduğu, hem arama kurtarma malzemelerimizin olduğu deprem anında hemen vatandaşımızın geçip yerleşebileceği ve arama kurtarma ve yardım ekibimizin de bir an önce malzemelerini alıp böyle bir afette Allah korusun hemen müdahaleye geçebileceği bir proje hazırlığımızı kitapçığımıza koyduk, vatandaşımıza sunduk. Biz deprem konusundaki kısa zamanda yaşadığımız afeti maalesef gördük, acısını hissettik. Bu konuda Afyonkarahisar'ın da deprem bölgesi olması insanımızı sürekli dediğiniz gibi bir korku, bir panik halinde tutabiliyor. Biz bu konuda da Afyonkarahisar Belediyesi olarak gerekli önlemlerimizi alıp bir prefabrik yapıda deprem evlerimizi inşa edip Allah korusun böyle bir durumda hemen insanlarımızı o bölgeye intikal ettirip yaralar sarılıncaya kadar da hayatlarına güvenli, sağlıklı devam edebilecekleri bir ortamı meydana getirecek bir projeyi de onlara sunduk. Kaç yılda depreme hazırlanır sizce Afyon bugünkü haliyle? Şimdi az önce ekranlara getirdi yönetmenimiz, imar iyileştirme projemiz var. Bahsettiğiniz gibi Afyonkarahisar'da tam fay hattının üzerine kurulu olan imarlar da var ve yeni yapılacak yerlerde de bununla ilgili fay hattının geçtiği yerlere verilen hala ruhsatlar da var. Biz bunların hepsinin hem incelenmesi hem bundan sonraki imara açılacak yerlerin en azından fay hattının yakınında olmayacak şekilde uyarlanmasıyla ilgili yine sizin de ifade ettiğiniz gibi uzun döneme yayılacak. Yani bizim 20 yılına eşdeğer olarak gördüğümüz bir imar iyileştirme programını mutlaka ortaya koyacağız. Bu uzun vadeli bir program ama biz bir an önce çalışmasını yapıp onunla ilgili uygulamalara başlayacağız ki bunu gerçekleştirmek Afyonkarahisar açısından olabildiğince en az süreyle tamamlanabilsin. Bununla ilgili süre vermek sadece belediyenin anlamında bir içerik olmayıp aynı zamanda vatandaşlarımızın ortaya koyacağı yeni imarlar, yeni konutlar olacağı için biz hemen ilk senemizde imar iyileştirmeyle ilgili programımızı hazırlayacağız. Ama ondan sonraki süreci de bir an önce gerçekleştireceğiz. Evet, deprem oldukça önemli. Hem Afyonkarahisar için hem de Türkiye için ne kadar önemli olduğunu da 6 Şubat'ta görmüş olduk. Belediye başkanlarının üzerinde de ciddi bir vebal oluştu ve bazı başkanlar bunun bedelini siyasi olarak ödüyorlar. Hatay'da da bu durumu görüyoruz. Şimdi bütçe konusuna geçmemiz lazım. Kamuda bir tasarruf dönemi başlayacağı sürekli olarak dillendiriliyor, sürekli olarak söyleniyor ve bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı da ciddi açıklamalar yapıyor. Bazı belediyelerin çok ciddi borçlar içerisinde olduğuna dair bilgiler var. Yine Sayıştay raporları zaman zaman belediyelerle ilgili bu tür mali durumları ortaya koyuyorlar ki bütçe dediğimiz zaman nereden oluşturuluyor Afyon Belediyesi'nin ya da başka belediyelerin bütçesi? Halkın vergilerinden. Borç kimin borcu? O da halkın borcu. O yüzden belediye borçluysa halk da borçlu. Belediyenin harcadığı para da halkın parası. Eğitimliyim diyorsunuz. Bu konuda da bir iddianız var. Belki hani mali bir esnaflık dolayısıyla belki mali de aslında bir geçmişiniz, background'unuz var ama eğitim anlamında da yerel yöneticisiniz. Bir bütçe nasıl oluşturulur? İGM üyeliği sırasında, esnaflık sırasında, eğitiminiz sırasında öğrendiniz mi? Bu konuya hazır mısınız?
Belediyenin nasıl teslim alınacağını biliyor musunuz? Mesela 1 Nisan'da koltuğa oturduğumda şöyle bir belediye teslim alacağımı biliyorum ama 5 yıl içerisinde ben bu durumu toparlarım, temizler, düzeltir ve 5 yıl sonra iyi bir belediye teslim ederim diyebiliyor musunuz? Kendinize güveniyor musunuz ve ekibinize güveniyor musunuz daha çok? Çünkü bir insan her şeyi yapamaz. Yani hem maliyeden anlayan, hem depremden anlayan, hem trafikten anlayan, hem kültür sanattan anlayan bir belediye başkanı hayal edemiyorum. Özür dilerim. Bu sizin için de geçerli. Ekibim mali konuda iyi bir ekip diyebiliyor musunuz? Şimdi aslında son söylemlerinizden hareketle Türkiye'de zaten ne kaybettiyse ben her şeyi bilirim diyen bir zihniyetten dolayı kaybetti ve bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere birçok sıkıntının temelinde bu var. Dolayısıyla biz istiyoruz ki Afyonkarahisar Belediyesi'nde ortaya koyduğumuz anlayışı bir belediye başkanı, belediye meclis üyesi, arkadaşlarımız ve Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışan çalışma arkadaşlarımızla, personelimizle birlikte ortaya koyacağımız bir sinerjiyle Afyon'u yönetelim. Ve bu konuda da bunun yanında sivil toplum örgütlerimizi de içerisine alan her paydaşın mutlaka kendi konusuyla ilgili görüşünü beyan ettiği bir yapıyı ortaya koymak istiyoruz. Buradan bakıldığı zaman az önce bir eleştiriyi yapmıştım, onu tekrar söylemek istiyorum. Tabii ki biz kendimizi Afyonkarahisar Belediyesi'ni yönetmekle ve kendi maddi imkanlarıyla Afyonkarahisar'da hak ettiği hizmetleri getirme noktasında yeterli hissediyoruz. Bu konuda kendimize ve ekibimize güveniyoruz. Buradan bir şehir efsanesini ben artık bitmesini istiyorum. Yani iktidardan bir belediye olursa şehre hizmet gelir, iktidardan bir belediye olmazsa şehre hizmet gelmez. Programımızın başında gelmeyen birçok hayal projeyi sırladık hemşehrilerimize. Dolayısıyla 20 yıldır vatandaşımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne belediyeyi verdi ve sanki daha fazla bir para, sanki daha fazla bir ödenek gelir diyerek böyle bir vaat içerisinde olan partiye oyunu vererek güvendi. Ama bu güvenlerin sonunda geldiğimiz noktada maalesef yapılamayan birçok iş ve işlemi de gördü. Bunlar bir şehir efsanesi. Bizim hem nüfusumuza göre İller Bankası'ndan gelen ödeneğimiz, hem Afyonkarahisar merkezinde toplanan vergilerden bizim Afyonkarahisar Belediye'mize hissesine düşen kısımlar ve bütçenin doğru zamanında ve Afyonkarahisar'daki insanımıza, Afyonkarahisar'daki zenginimize değil, Afyonkarahisar'daki insanımıza hizmet eden bir şekilde bütçemiz yönetildiği zaman inanın bizim projelerimize insanlarımız senisteafyonkarahisar.com sayfasından ulaşabilirler, baksınlar. Projelerimizin hepsi vatandaşımıza dokunan, vatandaşımızın normal hayatını kolaylaştıran, vatandaşımızın sosyal anlamda, kültür sanat anlamında, spor anlamında ve birçok sosyal yaşantı anlamında ihtiyaçlarını karşılayabilen sosyal ve aman aman hayal projeler değil, gerçek projeler olduğunu görürler ve biz bütçemizi idare etme konusunda ve o bütçeyle bu projelerimizi yapma konusunda da kendimize de güveniyoruz. Biz başka adaylar gibi veya daha önce kazanan belediye başkanları gibi ben zaten yapamıyordum, ben zaten istemiyordum, ben zaten aday adayı bile olmamıştım, beni zorla getirdiler, aday yaptılar diyenler gibi olmayacağımıza net bir şekilde inanmalarını istiyoruz. Çünkü biz kendimizi bu noktada hazırlıklı ve ekibimiz de bu noktada bilgi birikimiyle bu konulara vakıf olarak görüyoruz. Projelerimiz de elimizden geldiği kadar 5 lira sığdırarak Afyonkarahisar'ımıza mutlaka çevre illerden daha ileri olduğunu gösteren bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Evet, süremizi aslında tamamladık ve açtık bile ama sizden çok kısa bir 30 saniye kadar bu kameraya hitap etmenizi rica edeceğim. Vatandaşlarımız sizi dinliyor. 30 saniyede vereceğiniz en önemli mesajlar nelerdir? Şöyle ifade edeyim. Şimdi akşam saatlerinde sosyal medyaya da düşen bir olayı da bahsederek konuyu toparlayıp bitirmek istiyorum. Sinanpaşa ilçemizde yaklaşık 6 ay önce İYİ Parti'den irtibatları kesilmiş, istifa etmiş ve bizimle bir bağı kalmamış, görevleri olmamış insanların bugün Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından sanki can simidi gibi yeni istifa etmiş, yeni katılmış ve
onların katılımıyla bir zafer kazanacakları gibi bir söylemde bulunmaları gerçekten artık günüş duruma düştüklerinin bir göstergesi. Gerçekten insanlarımız kendi projelerini bir kenara bırakıp Afyonkarahisar'da farklı manipüle olaylarla kendilerini ön plana çıkarmak istiyorlar. Bu sosyal medyadaki var olan haberlerdeki durum gerçeği yansıtmıyor ve Afyonkarahisar'da İyi Parti tüm seçim bölgelerinde adaylarıyla Afyonkarahisar'a hizmet etme noktasında bir duruş ortaya koyuyor. Ben sevgili hemşehrilerime son günlere geldiğimiz bu seçim döneminde lütfen tüm adayları incelemelerini, araştırmalarını, geçmişi ne, şu an söylediği ne ve dolayısıyla gelecekte de ne yapabileceğini mutlaka irdelemelerini istiyorum. Çünkü Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin bir taraftaki yağmacı siyaset, diğer yandaki kavgacı siyaset arasından kurtulup gerçekten doğru zamanda, doğru kişiyle bir değişimden yana tavır takınmaları durumunda Afyonkarahisar'da bir sevgi dilinin hakim olacağını ve Afyonkarahisar'da bu sevgi dilinin Afyonkarahisar'a huzur ve mutluluk getireceğine eminim. Vatandaşlarımızın da bundan emin olmalarını istiyorum. Afyonkarahisar'da biz gittiğimiz, gördüğümüz her yerde artık insanlarımızın mevcut iktidardan ve yapıdan bunaldığını, yorulduğunu, Afyonkarahisar'da yeni bir vizyon, yeni bir projelerle Afyonkarahisar'a nefes aldıracak bir belediye başkanıyla yola devam etmeleri konusundaki bir tercihlerin olduğunu görüyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın Afyonkarahisar'da 31 Mart'ta bizlerle olan yol arkadaşlığına evet demeleri durumunda biz inanıyoruz ki çok kısa zamanda Afyonkarahisar'da hep birlikte çok büyük işler başaracağız. Çünkü Afyonkarahisar termalin başkenti, tarihin başkenti, mermerin başkenti, gastronomi lezzetlerimiz var ve birçok zenginliğimiz de gerçekten sadece Türkiye'nin değil dünyada cazibe merkezi olabilecek ender illerden birisi. Tek yapmamız gereken bu değerleri bilen, bu değerlere sahip çıkan ve bunları bir arada yoğurup hem Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize hem de tüm insanlığın hizmetine sunabilecek modern bir şehri meydana getirmek. Bunun yolu da hep birlikte Afyonkarahisar'a İyi Parti ve Alper Yağcı diyerek yola çıkmakla başlar diyorum. Ve bu zaman diliminde bize vakit ayırıp dinleyen tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Yağcı çok teşekkür ediyoruz. Artık bugünden itibaren 3 gün kaldı diyebiliriz. Çünkü yaklaşık olarak saat 12'yi aşmak üzereyiz. Gece yarısını aşmak üzereyiz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Adaylar konuşuyor. Bugün sizinle kapattık. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı verdiniz. Hem size hem Kanal 3 çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar hemşehrilerime de hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Adaylar Konuşuyor da artık gece yarısına geldik ve bugünlük seçim süreci bizim için bitti. Yarın sabah yine 08'de sabah haberlerinde, yeni gün haberlerinde karşınızda olacağız ve seçim gündemini yine sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Seçim yasaklarının son dakikasına kadar, seçim yasakları başlayan ilk dakikaya kadar adaylarımızı sizlerle buluşturacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın, esen kalın. Özdemin Grup Adaylar Konuşuyor programını sundu.